demografik ağırlık merkezlerinden biri olma yolunda da ilerlemektedir. Yolları, uzaklıkları tamamen ortadan kaldırarak ülkelerimizle birbirine Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerin ve teknik altyapıların tanıtılacağı bu toplantıların ilk gününde ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkiler güçlenecek ve umuyorum ki tüm taraflar için bereketli işbirliği ortaklıkları kurulacaktır. Bu oturumda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı, Exim Bank, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, ülkemiz ve İzmir'in ekonomik olanaklarını içeren çok değerli sunumlar gerçekleştirecekler. Toplantılarımıza katılım gösteren konuk ülkeler, kendi ülkelerinin tanıtımını yapmakla beraber İzmir ve ülkemizdeki yatırım imkanlarını öğrenme şansına da kavuşacaklar. Değerli konuklar, İzmir 8500 yıllık bir geçmişe sahip. Bir liman kenti olarak kurulan İzmir, her zaman bir ticaret şehri olmuş. Bu sayede 1800'lerin başından itibaren dünyanın en varlıklı ve en gelişmiş metropollerinden biri olmuş. Batı'da genel ifadeyle güneşin doğduğu yer şeklinde tarif edilen Levant bölgesinin en gelişmiş limanına sahip olan İzmir, o dönemin ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleştiği yer olmuş. Tam da bu nedenle araştırmacılar İzmir için Ön Asya'nın başkenti tanımlaması yapmış. Fuarımızın partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Bir Uşak, Bir Yol adıyla açıklanan Yeni İpek Yolu projesinin Türkiye ayağının doğudan batıya açılan kapı olan ve tarihte Ön Asya'nın başkenti olarak tarif edilen şehrimiz İzmir'e uzanması en büyük temennimizdir. Bu işbirliği çerçevesinde karayolları, demir yolları ve limanlar dahil olmak üzere ulaştırma ağları konusunda yakın işbirliği tesis edilmesi mümkün olacaktır. Bu aynı zamanda bizim stratejik hedeflerimiz arasında çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin sembolü bir fuar. 88 yıldır Türkiye'nin yurt dışına açılış kapısı. Bütün Türkiye'nin ihracatı bu fuara endeksli olarak başladı. İthalatı ve ihracatı, ticareti hep bu fuardan öğrenildi. Bugüne kadar hep yurt dışından gelenler kendi yeni yapmış olduğu ürünleri burada tanıttılar. Bizler de kendi ürünlerimizi burada tanıtarak ithalata ve ihracata hep bu fuar sayesinde Türkiye bugünlere geldi. Tabii son günlerde fuarların konseptleri değişti ama biz bu İzmir fuarını bu geleneğinden dolayı ve İzmir'e olan katkısından dolayı her zaman sürdürmek mecburiyetindeyiz. Onun için de her sene daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan bizim için Çin. Çin bizim için bu sene odak ülke. Çin yılı ilan ettik İhracatçı Birliği'nde. Çünkü Çin'de 250 milyondan fazla Avrupa Birliği'nin hayat standartından yüksek standartta insan var ve onların alım gücü ortada. Biz bu alım gücünden faydalanıp Türk ürünlerinin Çin'de pazarlanması için çaba gösteriyoruz. Hatta şimdi Çin'in ithalat fuarında da bir atak daha yapacağız bölgeyi tanıtmak için ihracatçı birliği olarak. Bizim amacımız Çin'e olan 3 milyar dolarlık ihracatımız her sene katlayarak arttırmak ve aradaki açığı kapatmak.